Günüme hoş geldiniz. Ermenistan Rus desteğiyle Azerbaycan'a yeniden saldırdı. Bildiğiniz üzere ne bayram dinliyorlar ne de tabii ki özel bir gün. Hiçbir kutsala saygısı yok Ermenilerin. Tabii ki bu yaptıkları saldırılar Karabağ'da gerçekleşiyor. Özellikle bu saldırılarını tek başına yapmadıkları artık aşikar. Bu saldırılar Rusların desteğiyle yapılmakta. Şimdi bana şunu soracaksınız. Wagner var, başlar belada Rusya'nın. Böyle başları beladayken böyle bir saldırıya nasıl müsebbip oluyorlar? Tabii ki burada şu ayrıntıya dikkat etmek gerekir. En zorda aldıklarında Suriye'de İdlib'i vurdu Ruslar kuyruğu dik tutmak için ve özellikle Karabağ'ı da elden bırakmak istemiyorlar. Barış kelimesine asla ve asla tahammülleri yok. Neden mi? Barış olduğunda Rusya'nın orada kalmasına neden kalmayacak? Rusya bunu bozmak ve var olan durumda bir barış ortamının oluşmamasını sağlamak için devamlı ateşkesi ihlal ederek burada bir kargaşayla artık barışa son vermek ve bu konuyu artık konuşmak istemiyor. Yani olay net. Şimdi bölgede neler yapılabilir? Bölgede yapılması beklenen durumlar tabii ki Türkiye'nin daha çok inisiyatif alması ve bunun sonucunda Erdoğan Paşinyan'la görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan Paşinyan'ı aradı. Muhtemel şunu söyledi. Zengezur'u açacağız. Orta Asya ile birleşecek Türkiye. Senin niyetin nedir? Bu konuda Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı oyalama. Var olan gerçeklikleri bize söyle. Tabii ki Kafkasya'da Türkiye bir vites daha attı. Yani yükselttik etkisini. Rusların çok zorda kaldığı anda, özellikle Putin'le yaptığı görüşmede sorumlu bir komşuluğun, yapıcı bir komşuluğun, dostça bir komşuluğun ne kadar katkı olduğunu gösterdi tüm dünyaya. En çok da Moskova'ya. Şimdi Moskova'nın da atması gereken adımlar var. Bu bölgede güveneceği Türkiye'den başka ülke var mı? Azerbaycan'dan başka ülke var mı? Ama Rusya bu. Kafkasya'yı güney güvenliğinin kırmızı çizgisi görüyor. Her ne kadar destek alsa ve stratejik hamlelerimizde kendini güçlü hissetse de Karabağ'ı elden çıkarmak istemedi. Bunun sonucunda da Ermenistan ordusu içerisindeki klikleriyle saldırıları hız kesmedi. Şimdi bunlar olurken neler yapılacak? Tabii ki Erdoğan işi hızlandırmak ve bu ateşkes ihlalleri olacaksa, eğer senin inisiyatifin dışındaysa, bu Zengezur'la ilgili daha çok inisiyatif al ve bu Zengezur'u geçelim. Tabii ki bu cümle önemli. Türkiye'nin tamamıyla Ermenistan'ı Rusya'nın kucağına bırakmaması da önemli. Bu önemli bir durum. Türkiye ne yapacak bundan sonra? Özellikle Türkiye'nin atacağı adımlar. Türkiye muhtemeldir ki tüm adımları bir anda atmayacak. Ermenistan, Zengezur'la ilgili demir yolu ve karayolunu hemen açmak ve bu konuda yükümlülüklerini yerine getirdiği zaman Türkiye'de jest üstüne jesti aşama aşama verecek. Karabağ'daki topraklardan çıktıklarında özellikle Ermeniler Azerbaycan'ın bağımsızlığını ve gücünü hissettiklerinde tabii ki bu da önemli bir parametre sayılıyor. Yani bu bölgede Zengezur'un açılması Türkiye için özellikle Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ve Türkiye'ye bir koridordan yoğun bir şekilde sevkiyatın, enerji sevkiyatının Avrupa'ya ve dünyaya yayılması da Türkiye'nin stratejik açıdan çok kuvvetli ve önemli bir konuma gelmesi demek. Türk Birliği'nin birleşmesi ve Türk Birliği'nin birleşmesiyle çok önemli atılımların kapısının aralanması demek. Tabii ki bu durumlar çok önemli bir hassasiyet içerttiriyor. Zengezur'la ilgili durum Arap saçına döndü demeyelim, bir nevi kargaşaya döndü. Ama şu bir gerçek ki artık şu yapmamız gereken adım nettir. 1. Hankendi ve diğer Karabağ'daki toprakların Azerbaycan toprağı olduğunu haykırdık ve yapılan bu ihlaller, bakın Ermenistan tarafından yapılan ihlallerde 4 tane Ermeni askeri etkisiz hale getirildi. Hani parçalı bulutlu bir hava derler. Aynen Ermenistan öyle. Bir tarafı sizle görüşüyor, bir tarafı saldırıyor. Yani kaşını gözle oynatma derler ya, bunun devletsel tabiri olarak karşılığı Ermenistan. Bir taraftaki askerleri İran etkisinde, bir taraftaki askerleri Rusya etkisinde hareket ediyor. Yani ülkenin çivisi çıkmış halde. Paşinyan bu durumu gördüğü için, özellikle ekonomisini geliştirdiği bir Ermenistan'da,
gençleri tutabilerek özellikle hem sanayi hem ekonomik anlamda güçlü bir portföye erişmek istedi. Tabii ki bunun için de daha çok çabalaması lazım. Fransa'nın desteğini artık daha çok sözlü alıyor Ermenistan. Diasporayı da bıktırmış durumda. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen destek açıklamaları da suni gelmeye başladı. Yani kendi başına kadar Ermenistan en çok gene dayanak olarak Rusya'yı görüyor. Tabii ki Paşinyan'ı kastetmiyorum. Ermenistan içerisindeki yıllardır yerleşen Rus kliğini. Ne yapıyorlar bakın. Bir başbakan geliyor, anlaşma yapıyor. Bir başbakan geliyor, işgal ettik Karabağ'ı diyor. Ama birisi de geliyor, işi bozmaya çalışıyor. Yani ne desek haklıyız. 4 Ermeni askeri karşı atışlarımızda vuruldu. Tabii ki felaket bir şekilde hemen feryadı fügan ettiler. Yani Azerbaycan saldırdı diyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar namert bir düşman yok değerli izleyenlerim. Ama bundan sonraki süreçte de ne yapacağız? Daha akılcı hareket edeceğiz. Ve çok daha net ve sağlam adımlar atmaya çalışacağız. Bakın Wagner işinde işin rengi değişti. Wagner'i hem bitirmek ve kalan Belarus'a gidenlerle de Kiev'e bir saldırı planlatmak istiyor. Bunu hiç unutmamamız lazım. Ve özellikle bu paralı Rus Wagner grubunu beslediğini Rusya bir kez daha itiraf etti. Bunun sonucunda özellikle Libya'da ve Suriye'deki işledikleri günahların tabii ki Rusya devletinin izniyle olduğu da resmileşti. Niye öyle söylüyorum? Birçok sivili infaz ettiler Libya'da ve birçok sivili de Suriye'de infaz ettiler. Yani yaptıkları biri değil bini aştı. Bunun sonucunda tabii ki bir yerde patlak verecekti durum verdi. Ama şu bir gerçek ki özellikle Wagner artık tasfiye edilmesi gereken bir kuruluş ve terör örgütü olarak görülmeye başlanacak. Yani her geçen gün Putin Wagner'e karşı hasmane tutumunu sertleştirecek. Wagner ise ayrılmasıyla Rusya cephelerde bir bocalama yaşayacak. Kimse kimseyi aldatmasın. Ama şu bir gerçek ki Wagner tabii ki yapacaklarını ve bölgelerde yapacağı stratejileri belirledi. Ama tabii ki Rusya'nın ordusunun içerisinde Wagner gibi birçok grubun ve güruhun olduğunu söyleyince Putin'in ve Kremlin'in tabii ki ne yapıyor, baş ağrıyor, strese giriyorlar. Ama tabii ki bu onların istihbarat zafiyeti. Bakalım Ukrayna'yı bir haftada alacağız deyip şu anda pimpong topuna dönen bir savaşa döndüren Putin, Wagner'le ilgili ataklarını ne yapacak? Ama şu bir gerçek ki Ermenistan'ı kışkırtmaya devam etmesi özellikle bizi çıldırtıyor. Ermenistan ise bölgede bir kargaşanın adası durumunda ve bu yapılan saldırılar tamamıyla Ermenistan'ın bağımsız bir devlet olmadığının kanıtı. Bunu da Aliyev söylemişti. 4 tane Ermeni çete üyesi muhtemelen ya SİHA atışları ya da karşı roket atar ve top atışlarında telef oldular. Olmaya da devam edecekler. Geliyor gelmekte olan. Evet, şanlı ordu şu anda gerekeni yapmaya başlıyor. Ermenistan'a karşı artık ya varız ya varız diyeceğiz. Zengezur ve Karabağ'la ilgili adımlar atmadıkları takdirde Azerbaycan Ermenistan ordusunu vuracak. Evet, lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.